Telekom sunar. Günün röportajı programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili seyirciler. Stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Fenerbahçe'nin yeni transferi Raul Meireles bizlerle birlikte ve tercüme konusunda sevgili Orkun Yazgan bize yardımcı olacak. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Welcome to Fenerbahçe, to Istanbul, to Turkey. Üzerinde Fenerbahçe forması var. Hemen ilk duygularını alalım. What are your first feelings? You have Fenerbahçe jersey now. It looks very nice. It's a good feeling and I feel very very happy. Gerçekten çok mutlu hissediyorum kendimi. Çok hoş bir duygu bu. Şunu belirtelim izleyicilerimize. Sevgili seyirciler, çok kısıtlı bir vaktimiz var. Hemen geri dönmesi gerekiyor. Havaalanına yetişmesi gerekiyor. Özel uçakla Türkiye'den ayrılacak. Çok fazla bir vaktimiz yok. Çok önemli bir transfer. Bizi kırmadı. Stüdyomuzda bizimle birlikte oldu ama kısıtlı bir vaktimiz olduğunu söyleyelim. Kendisi de zaten çok fazla konuşmayı sevmiyor. Sahada konuşmayı tercih ettiğini ifade ediyor. Evet. Sevgili Orkun, istersen onu da soralım. Çok fazla konuşmayı sevmediğini söylemişti. You don't like to talk too much, huh? But you like to speak. I like to speak on the pitch. Evet, aynen söylediğiniz gibi ben sahada konuşmayı daha çok seviyorum. Fenerbahçe'ye transferinde neler etkili oldu? Fenerbahçe ile ilgili düşünceleri nelerdir? What are your thoughts for Fenerbahçe? How did you choose Fenerbahçe? When the people told me that Fenerbahçe wants to buy me, it was like of course I go because it's a big club. Fenerbahçe'den teklif geldiğini bana ilettikleri zaman çok mutlu oldum tabii ki ve giderim dedim çünkü çok büyük bir kulüptü. And everybody knows the history of Fenerbahçe, so it was easy for me to say yes to Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin tarihini herkes çok iyi biliyor, o yüzden evet demek benim için çok kolay oldu. Raul Meireles'i herkes biliyor zaten. Dünya futbolunu yakından takip eden, futbolu seven herkes onun adını da futbolunda biliyor ama sevgili seyirciler, kısa bir tanıtım bandımız var, onu izleyelim, sohbetimize devam edeceğiz. Yeah. 17 Mart 1983'te Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya gelen Raul José Trindade Meireles, futbola 1999 yılında Boavista'nın altyapısında başladı. Orta saha mevkinde oynayan Raul Meireles, 2001 yazında Portekiz 2. Lig ekiplerinden Aves'e kiralandı. 2 sezon Aves'de oynayan ve 42 maça çıkan Portekizli yıldız, 2003-2004 sezonunda yeniden Boavista'ya döndü. Boavista ile Portekiz 1. Ligi'nde 29 maçta forma giyen Meireles, 2004 yılının Temmuz ayında Porto ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2004-2010 yılları arasında Porto ile 138 lig maçına çıkan Raul Meireles 15 gol attı. Gollerinin yanı sıra ligde yaptığı 21 asist ve sergilediği futbolla da ön plana çıkan yıldız futbolcu, takımının lig şampiyonluklarında büyük katkı sağladı. Meireles 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Porto ile lig şampiyonluğu yaşadı. Porto ile 2006, 2009 ve 2010 yıllarında Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nda kazanan yıldız futbolcu, 2010 yılının Ağustos ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu. Bir sezon Liverpool forması giyen Raul Meireles, ligde 35 maça çıkarken 5 gol kaydetti. 2011 yılında Chelsea'ye transfer olan Meireles, Mavilerde 31 lig maçında 2 gol attı. Portekizli yıldız, geçen sezon Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında da büyük paya sahipti. Avrupa Kupalarında Chelsea ile 11 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Meireles, İngiliz ekibiyle Federasyon Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Kulüp kariyerinde önemli başarılar kazanan Raul Meireles, Portekiz milli takımının da en etkili oyuncularından. Portekiz 16 yaş altı milli takımıyla 2000 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşayan Meireles, 2006 yılında ilk kez Portekiz A milli takımına çağrıldı. Yıldız futbolcu, Portekiz'de ilk golünü 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası A grubunda Türkiye ile oynanan maçta attı. Portekiz milli takımıyla 62 maça çıkan Raul Meireles, 8 gol kaydetti. Çok önemli bir yıldızı Fenerbahçe kadrosuna kattı sevgili seyirciler. Tabii ki böyle transferleri, böyle büyük oyuncuları transfer ederken transferde biraz zaman oluyor. Onu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Kendi futbol karakterini bize nasıl anlatabilir? How would you describe your personality in the field for football, your characteristic? I'm a team player. I
I just want to win like a team, not an individual. Ben her şeyden önce bir takım oyuncusuyum. Kazanmak isterim ama takımın kazanması daha önemlidir. Kişisel başarı değil, takımın kazanması daha önemlidir. Yeah, and I just can promise to the fans my work and my professional like player. Taraftarlara şöyle bir söz verebilirim. Çalışacağım konusunda bir söz verebilirim ve profesyonel olma konusunda söz verebilirim. Yani çalışmak diyor. Sayın Aykut Kocaman'la da kulüpte imzasından sonra bir görüşmesi oldu. O görüşmeden bize bahsedebilir mi? Short meeting with the coach. How was it? What did he say? I really enjoyed. He told me about the club. Gerçekten çok iyi geçti. Bana kulüpten bahsetti, takımdan bahsetti hocamız. He speak with me a lot about the passion of the supporters, the way that they live the games. Özellikle taraftarlardan bahsetti, maçı nasıl yaşadıklarını anlattı. And I'm very excited to start. Ben de başlamak için çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde danıştığı kimse oldu mu? Fikir aldığı kimse oldu mu? Did you talk with anybody when the offer came from Fenerbahçe? No, I just speak with my family. And ailemle konuştum tabii ki. And explain to because of course my wife don't understand a lot of football and I just said that Fenerbahçe is the biggest team in Turkey. Karım futboldan çok fazla anlamıyor ama Fenerbahçe'nin Türkiye'deki en büyük takım olduğunu söyledim. Evet. And she told me okay. O da bana tamam dedi, okay verdi. Because it's a big club like in Chelsea, like Liverpool, Chelsea like gibi, Porto. Liverpool gibi, so, Porto gibi büyük bir kulüp Fenerbahçe. So o yüzden Fenerbahçe it's on the same level that the bu saydığım kulüplerle aynı seviyede bir takım. O yüzden kararımız aile meclisinden sonra okey oldu, tamam. Aileden bahsetmişken aile yaşantısından biraz bahsedelim. Futbol dışında neler yapar? What do you do outside of the pitch, after football? Could you talk about your family? What do you do in general? I just live for my family, my wife and my daughter. Ben tamamen. They are your daughter, for me. My daughter. How old is she? 7. 7 yaşındaki kızım ve eşim için yaşıyorum tamamen. Ailem için yaşayan bir kişiyim. Türkiye'de hangi numaralı formayı giyecek ve bir anlamı var mı kendisi için? 14 numara. 14 numara. 14 numara. Why did you choose that number? Neden seçtiğini de soralım. It's the day of the birth of my daughter. Evet, kızımın doğum günü diyor. 14 14'ünde doğmuş. O yüzden benim için çok özel bir numara, onu seçtim. 14. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunda olan Dirk Kuyt'la da 2011 sezonunda birlikte oynamıştı. Liverpool'da Kuyt'la ilgili neler söyleyebilir? Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuyla ilgili düşünceleri neler? I think you understand. You played but with this, yeah. You played with Kuyt. Yes. No, it was a fantastic year in Liverpool with Kuyt. Liverpool'da fantastik bir sezon geçirdik Kuyt'la beraber. And it's a great friend and çok iyi bir dost. He talked to me about Fenerbahçe, but I don't need to listen because I know how big is Fenerbahçe. O da Fenerbahçe'den bana bahsetti ama aslında onu çok da dinlememe gerek kalmadı çünkü ben Fenerbahçe'yi zaten gayet iyi tanıyordum. Takımla ilgili soruyor. And what would you say for the players of Fenerbahçe, for the squad in general? I don't know a lot of the players, but I'm excited to know. Evet, tam olarak hepsiyle daha tanışma fırsatı bulmadım ama büyük bir heyecanla başlayacağım günü bekliyorum takımla beraber. Herhangi bir uğuru var mıdır inandığı futbolla ilgili? Do you have anything that brings you chance or that luck. Kind of spiritual thing? Brings you maybe luck? Maybe or luck? No, yeah. No. I'm not this kind of of person. Evet, pek böyle bir kişi değilim. Öyle bir uğurum, şans getirdiğine inandığım bir şey yok. Dövmelerinin anlamı var mı? Onlardan bahsedebilir miyim? So let's talk about those tattoos. What are the meanings? It's one of my passion. So benim tutkum dövmeler. Yeah. So gözüküyor zaten. And I don't stop yet. I have a lot of hala space to. Hala da üzerimde yer var. Daha da durmadım. Devam edeceğim. What are the meanings of? I have my family. It means a lot of things. Ailemle ilgili I have my mom, my anne, mother, annem, father, baba, my wife, my daughter. Kızım, bütün ailem dönme olarak. A lot of things that, ve başka şeylerle birlikte. It means bana çok şey ifade eden, for me. Güzel şeyler ifade eden kişileri dövme olarak
üzerime yaptırdım diyor. Arkasında da and you have a dragon. Yeah, big dragon. Arkada bir ejderha. Definitely dragon. Ejderha gibi bir koskoca büyük bir ejderha var. Bugün hastanede sağlık kontrolü sırasında bayağı bir ilgi çekti o da. Futbola dönecek olursak, geçen sezon Chelsea ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Pek çok maçta forma giydi. Biraz geçen sezondan bahsedelim. Could you talk about the last season? You know, you won the title, you won the trophy, Champions League. Could you talk about Chelsea's last season? It was a great year, a great end of the season. Harika bir yıldı ve harika bir sezon finali yaptık. It was great. It was the best moment win the Champions League. Harikaydı ve özellikle Şampiyonlar Ligi kazandığımız an muhteşem bir andı. I just was sad because I didn't play the final. Ama ben tabii biraz üzüldüm çünkü son final maçında oynayamadım. But we won and ama kazandık. I'm part of the team. Ben de takımın bir parçasıyım, o yüzden. I was very happy. Çok mutlu oldum tabii ki. İstanbul'la ilgili düşüncelerin nelerdir? Yaşayacağı şehir artık İstanbul. This is the city. A lot of friends. I have Portuguese friends playing in Turkey. Dirk, they told me that Istanbul is amazing. Birçok arkadaşım, Türkiye'de oynayan Portekizli arkadaşlarım, özellikle Dirk Kite aynı zamanda İstanbul'un harika bir şehir olduğunu bana anlattılar. And I want to know the city. Bir an önce bu şehri tanımak istiyorum, görmek istiyorum. Türkiye Ligi hakkında herhangi bir bilgisi, düşüncesi var mıdır? And what about Turkish League, Turkish football? What are your opinions in general? I don't see too much Turkish football, but I already play against Fenerbahçe when I was in Porto. Porto'dayken Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Bunun dışında Türkiye Ligi'ne özel bir ilgim, çok dikkat ettiğim bir lig olmadı şimdiye kadar. Ama her zaman güçlü takımların olduğunu biliyorum. And also the national team. Ve tabii Türk milli takımı aynı şekilde. Did you play against? Gol attı. Euro 2008'de. You scored against us. In the Europe Cup. Evet. But we lost in the last game in Portugal. Ama son maçı kaybettik. I think it was your first goal in national team. Against yes, Turkey. Yes. Türkiye karşısında ilk golünü, milli takım formasıyla ilk golünü Türkiye'ye atmıştı. O anlamda da özel. Evet. Peki şunu soralım. Hedefleri neler? Şu anda 29 yaşında, çok önemli bir futbolcu. Let's talk about your objectives, your targets. My targets is to win trophies in Fenerbahçe. Fenerbahçe'de başarılar kazanmak, kupalar kazanmak hedefim. I just want to win collective trophies. The championship. Türkiye'ye katıldığımız, kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Takımla birlikte ama. Takımla birlikte. Çok fazla tutmayalım. Taraftarlara bir mesajı var mı? Finally a message to fans of Fenerbahçe, millions of fans of Fenerbahçe. From your heart. From my heart I just can't promise my work and kalbimden söylüyorum, söz veriyorum ki çok iyi çalışacağım. Do my best in every game. Elimden geleni yapacağım tüm maçlarda, tüm karşılaşmalarda. And that's it. Enjoy my football. Ve de futboldan keyif alacağım. Almaya çalışacağım. And I hope do well. So ve en iyisinin olmasını umuyorum Fenerbahçe'de. Kartlarla arası nasıl? Bugüne kadar ki maçlarda kart görmedi diye biliyoruz ama kırmızı kart konusunda we had a red card in the games? No, you never. No. Yok. Doğruymuş, görmemiş. Doğru bilgi. Hiç kırmızı kart görmeyen bir oyuncu. Dileriz Fenerbahçe'de aynı çizgisini sorduğunu. Hem de oynadığı pozisyon itibariyle. Tabii, çok önemli bir. Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Welcome again. You're welcome. Thank you. Başarılar diliyoruz. Orkun, sevgili Orkun Yazgan, çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, çok kısa sürede ülkesine dönmesi gerekiyor. Size tanıtmaya çalıştık. Tabii ilerleyen dönemlerde yine çeşitli röportajlarımız olacak. Artık takımın içinde olacak ve Can Bart testlerinde de yaptığımız özel röportajlarla kendisini sizlere en iyi şekilde tanıtmaya çalışacağız ama ilk izlenimimiz herhalde sizlerin de aynı şekildedir. Çok fazla konuşmayı sevmeyen, sahada konuşmayı tercih eden, ailesine çok önem veren, tamamen ailesiyle futbol dışında vakit geçirmeyi seven ve takım oyununu çok önemseyen ki Sayın Aykut Kocaman'la da zaten aynı şeyi konuşmuşlar. Gerçekten Fenerbahçe'ye çok büyük faydalar sağlayacak bir oyuncu transfer edilmiş durumda. Chelsea'den son Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımdan gelen bir oyuncu. İsterseniz görüntüleriyle noktalayalım, sizlere veda edelim ve bir kez daha Raul Meireles'e başarılar dileyelim. Fenerbahçe'de hayırlı olsun diyelim. Kendisinin görüntüleriyle yayınımızı noktalıyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Eu já lavei o meu carro, levo lençol, já tá tudo
vão nessa gata, me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga, mas tá bem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Chora, Gatero! Miloš Krasić, Hasan Ali Kaldırım, Salih Uçan, Egemen Korkmaz, Mehmet Topal gibi önemli isimlerle güçlenen kadromuzda yeni bir oyuncu. Chelsea'den Raul Meireles. Sonuncusu Porto olmak üzere 2010'a kadar kariyerine ülkesi Portekiz'de devam eden milli oyuncu Liverpool ve Chelsea'de geçirdiği birer sezonun ardından Fenerbahçe'mizde. 4 yıllık anlaşmaya imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna hoş geldin diyor. Renklerimiz altında başarılar diliyoruz. Fenerbahçe Futbol AŞ. Fenerbahçe'nin Chelsea'den transfer ettiği Meireles yoğun bir gün geçirdi. Portekizli yıldız İstanbul'a indikten hemen sonra sağlık kontrolünden geçti ve kendisini 4 yılına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Raul Meireles İstanbul'a geldikten kısa bir süre sonra Medikal Park Hastaneler grubu Göztepe Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Hastanede detaylı tetkiklerin ardından Meireles sözleşme imzalamak için kulübe gitti. Detayların görüşülmesinin ardından Portekizli orta saha oyuncusu kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. It's good for everyone. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Dirk Kuyt'la Liverpool'da forma giyen Meireles, imzanın ardından as başkan Ali Yıldırım ve sportif direktör ve teknik sorumlu Aykut Kocaman'la bir araya geldi. Portekizli yıldız daha sonra Fenerbahçe televizyonunun konuğu oldu ve milli takım kampına katılmak için İstanbul'dan ayrıldı. Raul Meireles Fenerbahçe televizyonunda günün röportajı programında önemli açıklamalar yaptı. Portekizli yıldız Fenerbahçe büyük bir takım, o yüzden evet demem kolay oldu dedi. Fenerbahçe wants to buy me. It was like of course I go because it's a big club. Fenerbahçe'den teklif geldiğini bana ilettikleri zaman çok mutlu oldum tabii ki ve giderim dedim çünkü çok büyük bir kulüptü. And everybody knows the history of Fenerbahçe, so it was easy for me to say yes to Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin tarihini herkes çok iyi biliyor, o yüzden evet demek benim için çok kolay oldu. I just want to win like a team, not an individual. Ben her şeyden önce bir takım oyuncusuyum. Kazanmak isterim ama takımın kazanması daha önemlidir. Kişisel başarı değil, takımın kazanması daha önemlidir. Yeah, and I just can promise to the fans my work and my professional like player. Taraftarlara şöyle bir söz verebilirim. Çalışacağım konusunda bir söz verebilirim ve profesyonel olma konusunda söz verebilirim. Yani çalışmak diyor. He told me about the club. Gerçekten çok iyi geçti. Bana kulüpten bahsetti, takımdan bahsetti hocamız. He spoke to me a lot about the passion of the supporters.
the way that they live the games. Özellikle taraftarlardan bahsetti, maçı nasıl yaşadıklarını anlattı. And I'm very excited to start. Ben de başlamak için çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum. Big club like in Chelsea, like Liverpool, Chelsea like gibi, Porto. Liverpool gibi, so, Porto gibi büyük bir kulüp Fenerbahçe. So o yüzden Fenerbahçe is on the same level that the bu saydığım kulüplerle aynı seviyede bir takım. O yüzden kararımız aile meclisinden sonra okey oldu, tamam. In Liverpool with Kite. Liverpool'da fantastik bir sezon geçirdik Kite'la beraber. And it's a great friend and çok iyi bir dost. He talked to me about Fenerbahçe, but I don't need to listen because I know how big is Fenerbahçe. O da Fenerbahçe'den bana bahsetti ama aslında onu çok da dinlememe gerek kalmadı çünkü ben Fenerbahçe'yi zaten gayet iyi tanıyordum. Takımla ilgili soruyor. And what would you say for the players of Fenerbahçe, for the squad in general? I don't know a lot of the players, but I'm excited to know. Evet, tam olarak hepsiyle daha tanışma fırsatı bulmadım ama büyük bir heyecanla başlayacağım günü bekliyorum takımla beraber. To win trophies in Fenerbahçe. Fenerbahçe'de başarılar kazanmak, kupalar kazanmak hedefim. I just want to win collective trophies. The championship. Türkiye Ligi'ne katıldığımız, kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Takımla birlikte ama. Takımla birlikte. Promise my work and kalbimden söylüyorum, söz veriyorum ki çok iyi çalışacağım. Do my best in every game. Elimden geleni yapacağım tüm maçlarda, tüm karşılaşmalarda. And that's it. Enjoy my football. Ve de futboldan keyif alacağım, almaya çalışacağım. And I hope do well. So ve en iyisinin olmasını umuyorum Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'den kadrosuna kattığı Meireles'in kariyeri başarılarla dolu. Kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen Portekizli oyuncuyu daha yakından tanıyoruz. 17 Mart 1983'te Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya gelen Raul José Trindade Meireles, futbola 1999 yılında Boavista'nın altyapısında başladı. Orta saha mevkinde oynayan Raul Meireles, 2001 yazında Portekiz 2. Lig ekiplerinden Aves'e kiralandı. 2 sezon Aves'de oynayan ve 42 maça çıkan Portekizli yıldız, 2003-2004 sezonunda yeniden Boavista'ya döndü. Boavista ile Portekiz 1. Lig'inde 29 maçta forma giyen Meireles, 2004 yılının Temmuz ayında Porto ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 2004-2010 yılları arasında Porto ile 138 lig maçına çıkan Raul Meireles 15 gol attı. Gollerinin yanı sıra ligde yaptığı 21 asist ve sergilediği futbolla da ön plana çıkan yıldız futbolcu takımına lig şampiyonluklarında büyük katkı sağladı. Meireles 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 sezonlarında Porto ile lig şampiyonluğu yaşadı. Porto ile 2006, 2009 ve 2010 yıllarında Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nda kazanan yıldız futbolcu, 2010 yılının Ağustos ayında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu. Bir sezon Liverpool forması giyen Raul Meireles, ligde 35 maça çıkarken 5 gol kaydetti. 2011 yılında Chelsea'ye transfer olan Meireles, mavilerde 31 lig maçında 2 gol attı. Portekizli yıldız, geçen sezon Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında da büyük paya sahipti. Avrupa kupalarında Chelsea ile 11 maça çıkan ve 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen Meireles, İngiliz ekibiyle Federasyon Kupası şampiyonluğu da yaşadı. Kulüp kariyerinde önemli başarılar kazanan Raul Meireles, Portekiz milli takımının da en etkili oyuncularından. Portekiz 16 yaş altı milli takımıyla 2000 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşayan Meireles, 2006 yılında ilk kez Portekiz A milli takımına çağrıldı. Yıldız futbolcu, Portekiz'de ilk golünü 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası A grubunda Türkiye ile oynanan maçta attı. Portekiz milli takımıyla 62 maça çıkan Raul Meireles, 8 gol kaydetti. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que eu pegue a vó. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata. Me liga mais tarde, vem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Gata, me liga mais tarde, vem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular. Que hoje vai rolar o tchê-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 
Chelsea taraftarları Meireles'in Fenerbahçe'ye transferinin duyulmasıyla büyük üzüntü yaşadı.